arkadaşlar, ben Behlül Betin. Size Balkanlarda Makedonya'nın Tetova şehrini anlatmak istiyorum. Burası Tetova diye anılsa da biz yüzyıllarca buraya Kalkandelen demiştik. Çünkü Kalkandelen önemli bir Osmanlı şehri ve hala Osmanlı'dan kalma tarihi eserleri yapısında barındırıyor. İsterseniz gelin bu eski Osmanlı şehri Kalkandelen'i beraber sizlerle dolaşalım. Kalkandelen'deki gezimize başlıyoruz. Şehir ikiye ayrılıyor. Osmanlı'dan kalan eskisi ve daha sonra yol kenarına yapılan ilk durağımız eski bir Osmanlı hamamı olacak. Bu eski Osmanlı tarihi hamamı uzun yıllar halka hizmet vermiş ve şehrin en büyük hamamı. Fakat herkesin evine şebeke suyu bağlandıktan sonra kullanılmadığı için atıl vaziyette dururken 1962 yılında resim sergisine çevriliyor ve şu anda bir sanat galerisi olarak kullanılıyor. Burası Tetova, gürül gürül akan bir ırmak ve tarihi Osmanlı hamamı. Ben gece burayı gezdim. İçinde değişik sanat eserleri sergileniyor. İçerisi bakım yapılarak bir sanat galerisi olarak kullanılacak duruma getirilmiş. Aynı zamanda çok sayıda turist kafilesi de burayı görmek için otobüslerle geliyor. Bu Osmanlı hamamı Kalkandelen'in sembol yapılarından. Hamamın birazcık ilerisinde güzel bir park var. İçinde değişik ağaçlar, kuş seslerinin cıvıltılarının olduğu ve bu güzel çiçekler arasında tarihi Osmanlı Camii'ne geliyoruz. Ala Cami. Atlas Okyanusu'ndan Büyük Okyanus'a kadar İslam coğrafyasında eşi benzeri olmayan bir cami. Minaresi olmasa büyük bir ev gibi gözüküyor. Fakat ilginçtir. Duvarlarındaki işleme resimler onu diğer İslam camilerinden farklı duruma getiriyor. Bu caminin duvarlarındaki renk zenginliğini İslam diyarlarındaki başka hiçbir camide bulabilmek mümkün değil. Her duvarı özenle işlenmiş, değişik bir Osmanlı mimari eseri ve yüzyıllardan beri Müslümanlara hizmet veriyor. Yapım tarihi 1495 olarak tahmin ediliyor ve caminin avlusunda bir türbe var. Türbede de iki Osmanlı hanımının mezarları var, iki kız kardeş ve cami bunlar tarafından yaptırılmış. 1822 yılında şehrin yöneticisi Abdurrahman Paşa tarafından önce türbe onarılıyor ve daha sonra cami onarılıyor. Bugün Kalkandelen'in merkez camii durumunda. Osmanlı medeniyetinin taşıdıkları yüzyıllardan beri bu coğrafyanın insanlarına hizmet veriyor. Osmanlı'da ezan sesleri Balkanlara geliyor. Ve Osmanlı buradan gitti gideli 100 yıl olmasına rağmen hala devam ediyor ve ilginçtir ki camilerdeki cemaat Türkiye'den çok daha fazla. Namaz vakti gelmesini bekleyen bir cemaat görüyoruz. Kalkandelen'de şu anda ağırlıklı olarak
nüfusun çoğunluğu Müslüman Arnavutlardan oluşuyor. Çok az bir Türk azınlık var. Ve camiden, namazdan çıkan cemaate Türkiye'nin camiye yardımlarla ilgili soru soruyoruz ve onları dinliyoruz. Size yardımları oldu mu buraya? Hani camiye falan? Makedonya'da, Kosova'da. Evet. Neredeyse geldi mi buraya kendisi? Geldi. Açtı burada. Barankbaşı'ya belediyesi yaptı da bu Kur'an mektebi. Kur'an-ı Kerim okuyor. Kur'an mektebi. Kur'an kursu Türkiye'den yardımlarla yapılmış ve Kalkandalen sokaklarında yürümeye devam ediyoruz. Sanki bir zaman tünelinden geçerek yüzyıllar öncesine ışınlanıyoruz. Osmanlı mimarisinin sokaklarını bozulmadan görüyoruz ve daha sonra Türk azınlığa hizmet veren bir Türk okulunun önüne geliyoruz. Burada şehirde çok az sayıda Türk öğrenciye bu okulda eğitim veriliyor. Ve daha sonra Kalkandelen sokaklarından yürüyerek Müslüman mezarlığına geliyoruz. Ve mezarlığın içinden yavaş yavaş geçerek ilerliyoruz. Tetovo. Bir Müslüman şehri. Burası Müslüman mezarlığı. Yol bizi yavaş yavaş Harabati Baba Tekkesi'ne getiriyor. Ve kapısında Türk ve Arnavut bayraklarıyla karşılaşıyoruz. Burası Tetova Kalkandelen ve görüldüğü gibi burası Harabati Tekkesi adında bir külliye. Fakat Türk bayrakları asılmış vaziyette. Türkiye'nin tabi burada çok büyük yardımları var. Bundan dolayı da buradaki Müslümanlar milletlerini ortaya koymak amacıyla Türk bayrağı asıyorlar. Ve tekkenin içinde Osmanlı mezarlığı. Anadolu'dan gelen Osmanlı akıncıların mezarları burada ve daha sonra yaşayanlar. Şu Balkan diyarında ne hayatlar yaşandı. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Ve şimdi tarihin sessizliği içinde son uykularında Osmanlı mezarlığı ve Harabati Baba Tekkesi aynı zamanda camisi. Harabati Baba'nın evinin bulunduğu alt tarafta bir de mescit bulunuyor ve burada namazlar kılınıyor. Daha büyük bir külliyeymiş fakat zamanla depremle yıkılmış ve kısmen onarılmış. Ve tekke içinde camiye gelen Müslüman cemaat Harabati Baba'nın tekkesi. İnziva içinde burada yaşarmış. Çok mütevazi bir ev. Caminin bahçesi. Sanki cennet bahçesini andırıyor. Ölüm ve çiçekler insanlara cenneti ve ölümü hatırlatıyor namaza gelip giderken. Burada ufak bir dergah varmış ve Kanuni'nin vezirlerinden vezir Servar Ali Paşa Macaristan'da seferinden dönerken buraya geliyor ve tüm dünya makamlarını bir kenara bırakarak bu dergahta yaşamaya başlıyor ve adı Bektaşi Sersem Ali Baba oluyor. Secdeye değiyor. Vakit namazlarda cami dolup taşıyor. İlginçtir. Türkiye'den daha fazla dolu camiler.
Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden. Tekkenin bulunduğu alan içinde cami, aşevi, sosyal tesisler, Arabati Baba'nın inzivaya çekildiği evi var. Sersem Ali Baba önemli bir insan olacak ki Kanuni tarafından İstanbul'a çağrılıyor. Bunun üzerine tekkeyi Arabati Baba'ya devrediyor ve daha sonra Arabati Baba dergahı yürütüyor. Kalkandelen'deki yolculuğumuz burada sona eriyor. Sanki bir zaman tünelinden geçerek Osmanlı'nın burada yaşadığı asırlara ışınlandık. Aklımız ve kalbimiz bu Osmanlı'nın manevi diyarı Kalkandelen'de kaldı. Biz Türkiye'ye geldik. Gezilmesi önemli tavsiye olunur bu Osmanlı şehri Kalkandelen'in. Kalkandelen'le ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız lütfen aşağıdaki linke tıklayarak Kalkandelen'le ilgili yazımıza ulaşınız.